Değerli izleyicilerimiz, Kuzey'de yaşam çekimlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün de yine Kumru'da ayrı bir mahallemize geldik. Nereye geldik biliyor musunuz? Yeni Akçalan mahallemize geldik. Şimdi yine Akçalan mahallemizle ilgili muhtarımızdan birkaç bilgi alacağız. Ondan sonra çekimlerimize full dive devam edeceğiz. Bakalım muhtarımız yeni Akçalan'la ilgili bizlere neler anlatacak? Sülfiye Hanım, Akçalan muhtarı değilim, kusura bakma ya. Evet, sayın muhtarım dermişim ama değil tabii ki. Bu benim kocacığım, biliyoruz değil mi? Belki, neden olmasın? Olabilirdi belki. Niye olmasın ya muhtarım? Yok canım, yok. Muhtarıma sorsana sen muhtarlığın ne kadar zor olduğunu. Hiç gerek yok. Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Akçalan mahallemizden, yeni Akçalan mahallemizden, Kumru'dan herkese sevgiler, selamlar. Muhtarımla beraber şimdi bunların bütün detaylarını konuşacağız. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Muhtarım, sizi tanıyalım. Mahallemizle ilgili ne anlatabilirsin bizlere? Yeni Akçalan muhtarı Mehmet Işık. Öncelikle mahallemize hoş geldiniz. TV52 olarak da hoş geldiniz diyorum sizlere. Yeni Akçalan mahallemiz 2770 nüfuslu. Ama şu andaki nüfusu 550. Herkes gurbetçi. Gurbette Almanya'da, Fransa'da, yani yurt dışında ve il dışında yaşayanlarımız çok. Köy yollarımız 35 kilometre köy yolumuz var. 35 kilometrenin içerisinde 10 kilometresi asfalt, 10 kilometresi beton, diğeri de stabilize yolumuz var. Ama stabilize yollarımız da çok güzel. Kumru Belediye Başkanımız Yusuf Yalçıoğlu'dan Allah razı olsun, bütün dileklerimizi yerine getiriyor. Her zaman da yanımızda, her istediklerimizi de yapıyor. Her şey için de yanına gidebiliyoruz, her şeyimizi de yapıyor. Allah ondan razı olsun. Evet, ben burada değerli izleyicilerimize şunu seslemek istiyorum. Yusuf Yalçı Başkanımdan gerçekten şu ana kadar gittiğimiz tüm belediye muhtarlarımız memnun. Bundan Allah hepsinden razı olsun diyoruz. Bizim abimiz. Muhtarımız duydunuz, bizim abimiz. Bırak başkanımızdan önce abimiz diyor. Abimiz her türlü şey için gidiyor. Yani illa yol için, su için falan değil. Kendi özel işlerimiz için de gittiğimiz zaman bizi her şeyde onur ediyor. Cenazemize, düğünümüze, bayramımıza, her şeyimize geliyor. Allah razı olsun. Biz buranın Gürcü mahallesi olduğunu öğrendik. Evet, bizim Batum'dan Gürcülerimiz 150 yıl olmuş buraya yerleşmiş. Şimdi biz onun araştırmasını soruyoruz. Yani 150 yıllık bir mazisi var buranın. Evet, 150 yıllık bir mazisi burası var. Burası önceden Avcalan'mış. Veya Akçalan'dı, Avcalan diyorlar. Kimisi burası diyorlar. Eskiden Ağcalan Muhacir'miş. Ağcalan Muhacir, hı hı. Şimdi de yeni Akçalan oldu. Yani onu ben bir çok önceden olmuş, yani bunun değişmiş. Bunun tarihiyle ilgili yaşlı bir amca veya bir var. Evet, o var. Bu Batum'dan nereden gelmişiz, nereden yerleşmişiz. O tarihe ilgili Mehmet Ütü abimiz var. Tarihini falan çok güzel biliyor. Onu güzel yine ondan sorup ondan öğreneceğiz. Evet, muhtarımıza vermiş olduğu bilgiler için sonsuz teşekkür ediyoruz. İnanın sıcak bir karşılama oldu. İnanın kahvaltımızı hep beraber yaptık. Gürcü yemekleri de yiyeceğiz. Bizi takip edin, bizde neler var bugün, neler bir görün. Evet. Arkadaşlar görün, burada gül. Hadi olacak, hadi olacak. Hadi. Değerli izleyicilerimiz, Kuzey'de yaşam tüm hızımızla devam ediyoruz. Yeni Avcalan köyündeyiz. Ve burada çok değerli bir abim var. Ve bu mahallenin bir Gürcü mahallesi olduğunu da buradan üstüne basa basa söylüyoruz. Değerli Gürcü ailelerimizle burada beraberiz. Evet, yanımızda yine çok değerli bir iş adamımız Mehmet abim var. İş adamımız ve ayrıca köy sakinlerimizden ve çok bilgili bir abimiz. Köy hakkında biraz bilgi alacağız. Evet Mehmet abicim, önce kendini tanıtır mısın bize? Mehmet Ütü, Ünye Acara Gürcü Dostluk Derneği Başkanıyım. Bu köyde doğdum. Ünye'de ticaret yapıyorum. Köyümüz 1878 yılında Batum'un Keda ilçesinden, Keda'nın Sagoreti, yani şu andaki ismi de Birver Mayıs'ı, o köyden buraya tamamı oradan geldi. Herkes. Biz Batum'dan gelmişiz. Batum'dan gelmeyiz. Benim dedem gelmiş, dedemin babası gelmiş ve köyümüz o 93 harbinden sonra buraya göç etmişler. Buraya yerleşmişler. Burada işte tabii o zaman işte bir mahalle varmış. Şimdi 320 hane olmuşuz. Peki köken olarak aynı ocaktan dağılma, doğru mu? Ocak değil, aileler ayrı ayrı ama aynı köyden gelme. Aynı köyden gelme. %90 aynı köyden gelme. Gerisi de başka yerlerden buraya sonradan gelmişler tabii. Ama gerçekten orada da
Şöyle ben oraya gittim, gördüm. Geziyorum bazen. Dernek başkanı olarak da gidiyorum. Teraziye koysanız bizim oradaki köyle bu köy bir metre fark etmez. Denizden yüksekliği orası da 500 metre, 550 metre. Burası da 500 metre, 550 metre. Yani orada yaşadığı ortamı buraya getirmişler. Burada yaşıyorlar. Gerçekten köyümüz çok güzel. Manzaralı. İnsanları da iyi. Köyümüzü gerçekten seviyoruz. Köyümüzün halkı da sizi sevdi. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz Mehmet abicime. Gerçekten Yeni Akçalan köyü gerçekten benim de hoşuma gitti. İnsanlarıyla. Gürcü dersiniz ya. Harika insanlar. Dört dörtlük insanlar bizim için. Bayanlarıyla, çocuklarıyla, gençleriyle, beyleriyle. Her kim olursa olsun. Yeni Akçalan köyü muhteşem köy. Gezilmesi gereken köy. Gelinmesi gereken köy. Ve kalınması gereken köy. Burada Yeni Akçalan'dan eğer gurbetçilerimiz var ise lütfen emekli olduğunuzda hiç beklemeye gerek yok. Doğru gelin köyünüze. Buralar mis gibi. İnanın şu hava var ya, evet soğuk bir havadayız bugün. Felaket soğuk bir havadayız ama insanların sıcaklığı, Yeni Akçalan'ın sıcaklığı insanı gerçekten her şeye değiyor. Ben Mehmet abicim çok teşekkür ediyorum. Ben sağ olsun. Size teşekkür ederim. İleriki zamanlarımızda yine konuşmalarımıza ve bilgi alımlarımıza devam edeceğiz. Haydi çekimlerimize devam. Bugün dedik ya, Yeni Akçalan köyündeyiz. Yeni Akçalan köyünde çekim yaparken aga donduk. Vallahi donduk. Hatta donmadık. Buyduk. Bizim buralar öyle söylüyor biliyorsunuz. Buyduk biz vallahi. Ama güzine sobasını görünce de tabii ki dayanamadık. Hemen geldik buraya sobanın başına. Burada benim sobanın başında çok canım ablam var burada. Neler yapıyor bir görseniz var ya, bayılacaksınız. Haydi bakalım siz de gelin benimle birlikte. Selamun aleyküm. Abla sen ne yapıyorsun gel burada? Ben yün dütüyorum. Örgü yapacağım. Örgü yapacağım. Çorap öreceğim. Duydunuz, çorap örecekmiş. Ablacığım ismini alabilir miyim önce, kendini bir tanıt. Aynur Uzun. Aynur Uzun ablacığım. Yünü bak normalde elle didiliyor ama bu farklı bir yün. Bununla önce eğircekte eğiriyorlar, doğru mu? Evet. Sonra? Sonra ipini yapıyoruz, hazırlıyoruz, yumak yapıyoruz. Sonra çorap örüyoruz. Normalde bizde çoğu elle dider ama bu evet, tarak ta eskiden beri vardır. Evet, hazırlıyorum. Ta eskiden beri vardır ve gerçekten ben gördüm. Dedim ki yani bu varken bunu çekmemek olur mu? Benim rahmetli anacığım bile yapardı bunu ve önceden çok vardı. Annelerimiz de yapıyor. Değil mi? Onlardan öğrendik zaten. Evet. Sana kolay gelsin canım ablam. Sağ ol. Şöyle bir devam et bakalım. Değirmen başında vurdular beni dost, vurdular beni dost. Kili tütünlü oğul koydular beni. Vurma rakıp vurma, nar tanesiyem dost, nar tanesiyem dost. Anamın babamın oy 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 bir tanesiyem. Anamın babamın oy oy bir tanesi. Evet değerli izleyicilerimiz, biz devam ediyoruz çekimlerimize. Dedik ya burada neler var neler var. Şimdi değirmene geçiyoruz. Değirmende Erdoğan Bey Hakkı abimle birlikte bakın neler yapıyor. İsmail Hakkı abim. Kolay gelsin beyler. Eyvallah. Teşekkürler hanımefendi. Hoş geldiniz. Ne yapıyoruz lan siz burada? Biz yarma yapıyoruz. Yarma. Yarma. Çekinti yapıyoruz. Evet dedim ya. Burası vallahi doğal bir ailenin yanındayız. Hakkı abimle canım ablam burada. Kimi birisi yün diyor,
Birisi değirmen çeviriyor, birbirlerine kış hazırlığı için yardım ediyorlar. Biri çorap örecek, biri çekinden yemek yapacak, öyle yok. Bu işler böyle ha. Bizim gibi, bizim gibi. Bizim gibi değil mi? Hadi ya, ne demek ya? İyi de dönderdiyiz. Evet, İsmail abim, seni önce bir tanıyalım bakalım. Ne konuşalım? Kendini bir tanıt. Ben İsmail Hakkı Uzun. Evet. Ne diyeyim ki, ne? Sen, siz söyleyin. Ben bir şey duydum, sen önceleri kaç yılında bir rekortmen bir şey olmuşsun, bir şeyler olmuşsun. Söyle bakalım. Yok, 1987'de ben kumruda vergi mükellefi olarak bir iş yeri açtım. Evet. Çalıştık. 96 yılında kumru vergi mükellefi olarak vergi rekortmeniydim. Tabii şirket olarak değil, vergi mükellefi olarak. Evet. Kumru'nun vergi mükellefi bendim o zaman. Bana haber geldiğinde ben sanki birileri benimle alay ediyorlar diye düşündüm. İnanmadın yani. Tabii inanmadım. Benden başka bir esnaflar, daha büyük esnaflar tabii ki vardı. Evet. Ama benim vergi rekortmenliğim herhalde o zamanın vergi sisteminde bir değişiklikler yapılmıştı. Şimdi hatırlayamıyorum. Aklıma gelmiyor. Zülfiye Hanım, sen bizi niye oyalıyorsun? Yengem kimi bekliyor, yemek yapacak. Öyle mi lan, çekindi mi bekliyor? Tabii çekindi. Evet, İsmail abi, bu arada Erdoğan Bey, taşımızın da değişik bir taş olduğunu evet. Sen anlat. Arkadaşlar. Babaannemden hatırlıyorum. Babaannemden kalma bir taş ama babaannemin de yani dedemin, babamın babasının halasından sanıyorum 100 yıllık vardır. Halasından kalma bir taş. Bu bizim aşağıki evde hambardaydı. Annem onu öyle saklamış. Geçen de ben buldum bunu. Getirdim buraya. Muhtar sorunca dedim böyle bir taş var bizde. Onunla değirme yaparız dedim. Ne güzel işte. Ve gerçekten halen de olabilecek bir şey. Bu değerleri hiçbir zaman kaybetmeyelim canım abicim. Bak tabii, bu anne cözen bunda kim bilir neler yapmıştır. Tabii, değil tabii. Mi? Babaannem. Babaannen yani. Babaannemin de bir de görümcesi, yok görümcesi olur mu? Dedemin halası. Evet. Daha büyük yani. Tabii daha büyüklerimiz. Yani bugün yaşasa belki de 100-150 yaşında falan olurdu. Doğru. Dedem zaten, dedemin halası olduğuna göre dedem 140 yaşında olurdu şimdi. Dedemin halası olduğuna göre. O zaman 150 yıllık var bu taşımız. Pardon. Yok, 150, o insan hemen hemen yaşında. De var. Evet, görüyorsunuz. 100 yıllık vardı sanıyorum. Çorbalı. Yanlış, şu sapı ben yeni taktım, bugün taktım. Şu sapa bir şey diyeyim. O sapı düzeltiriz. Değerli izleyicilerimiz, bakın gerçekten bunlar değerlerimiz, geçmişimiz hakikaten. Bunları hiçbir zaman kaybetmeyelim. Her kimin evinde varsa ne olur bunları muhafaza edelim, koruyalım. Bu taş önceki programlarımızda çektik. Biliyorsunuz taşların arasındaki farkı siz de görmüşsünüzdür. Bizim önceki çektiğimiz taşlar karadaş. Bizde öyle derler, karadaş. Bu farkındaysanız beyaz taş. Bu daha bir farklı taş. Hatta işlemesi de var bunun, oymaları bakın görüyorsunuz. 3 oyma yapılmış buna. Görüyorsunuz daha bir güzel bir şey. Ve sapının takıldığı yer daha değişik bizimkilerden. Ama dedim ya İsmail abicim, sakın bunu şey yapma, sakın. Kesinlikle. Muhafaza et. Tarihine ve tarihi malzemelerimiz bunlar. Sakın. Evet, Kuzey'de Yaşam, Yeni Akçalan mahallemizde tüm hızımızla yine devam ediyoruz. Ve burada Yeni Akçalan'da ne var biliyor musunuz? Kivi yetiştiriliyor, kivi. Vallahi bak, normalde kiviyi genelde alçak kesimlerde derler hani yetişir diye ama Yeni Akçalan'da bile kivi yetişiyormuş. Bakın burada çok değerli bacım var. Onu önce tanıyalım, bakalım bu kiviyi nasıl yetiştirmişler, bu hale getirmişler. Evet ablacığım, kendini bana tanıtır mısın önce? Nebahat Seyrekli, Yeni Akçalan köyünde yaşıyoruz. İşte bu kivileri böyle diktik, heves ettik. Ondan sonra bu sene pek olmadı yani. Geçen yıl çok olmuştu. Evet. Bu sene bu kadar oldu. Mevsiminden mi dersin? Evet. Mevsiminden. Evet. Mevsiminden. Ama yine de Allah'ın boş bırakmamış. Bak. Çok şükür Allah'a. Görüyorsunuz değerli izleyicilerimiz. Bak salkım salkım bakın. Şükür bakın. Var mı yine? Var. Oo, çok güzel. Evet, bu arada yine değerli ablam ve eşi burada atölyedeler. Evet. Bir de atölyecilik yapıyorlar. Evet. Bakın atölyede neler yapıyorlarmış. Gelin bir de size oraları gösterelim. Evet.
Sen az önce merdivendin, ben seni şöyle yapayım ya, gel. Arkadaşlar ne yaptığımı gördünüz bilmiyorum da. Abiler, burada bir abiye denk geldik. Abi gerçekten bu işe hobi olarak başlamış ama ben şu andaki bütün ekip arkadaşımla beraber gördüğümüz olduğunuz sandalye az önce merdivendi. Şimdi sandalye oldu, oturak oldu. Ben de tabii yoruldum bu arada, az şişerde kiloluyum ya. O yüzden böyle çivi çaka kanarda bayağı yoruldum ya. Şimdi ben bu olayı anlatacağım size. Bu normalde görmüş olduğunuz bir sandalye. Yani daha doğrusu sandalyeden ziyade oturak diyelim. Ama bu ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Hemen şöyle bir hareket yaptırıyoruz buna. Ops. Teren yanında çıkamadığımız yerlere merdiven olarak kullanıyoruz. Bu arada şimdi Olcay sen beni takip et. Öncelikle selamun aleyküm. Abi seni bir tanıyalım. Seni bir tanıyalım. İcatçı abi. Ben Celal Seyrekli. Yani burada doğdum, burada büyüdüm. İşte bu işleri hobi olarak başladım, hobi olarak yapıyorum. Hobi olarak yapıyorsun. Evet. Ama hobi olarak yapılan şey bazen bir büyük bir işe dönüşüyor. Evet. Ben şu anda senin yapmış olduğun bu işi yapan çok az miktarda insanlarla karşılaştım. Ama senin yapmış olduğun şu emekleri zaten biraz sonra göstereceğim. Evet. Sen şuradan bize ufak bir çalışmayla buradan ne yapacağımızı bize bir seni takip edelim. Buyurun bir başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Yapılmamış hali, bu ham hali. Biraz önce yapım aşamasını izlediniz. Bunlar da, bak şu elimdekinden de dahil olmak üzere, şunlar da abimin el emeği, göz nuru, kendisini hobi olarak deyip de başlayıp yapmış olduğu. Kız sen ne yapıyorsun? Zülfiye Hanım. Hey. Ne yapıyorsun gel sen? Fındık kırıyorum. O nasıl bir şey öyle gel? Vallahi bunu sevgili atölyeci abim yapmış, Erdoğan Bey. Çok hoşuma gitti. Evet, sen de kırıyorsun. Aynen öylesi yapıyorum vallahi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da fındık kıracağı. Bu gerçekten. Evet burada, bu da döveceği. Yok bu kıracağı. Bu kıracağı, bu döveceği. Bu kıracağı, bu döveceği. Gerçekten evet. Abim gerçekten çok yetenekliymiş. Eline emeğine sağlık. Sana sonsuz teşekkür ediyoruz. Başarıların devamı diliyoruz. Ederim. Çok sağ olun. Şu akkuşun gürgenleri yıkılmadı mı? Yar üstüne yar sevmeye sıkılmadın mı? Üç aşağı beş yukarı salladan mendili. Tanımayan gülüm seni, tanıt da kendini. Olcay, akkuşun kurgenlerini yıktım. Ağlak kurgen ağacı. Kazmaya saplığa gidiyorum. Kazma saplatacağım bunları. Olcay beni takip et, haydi çabuk ol. Abim, ben bundan kazma sapı istiyorum. Sen şunu bir kazma sapı yapar mısın bana? Yapacağım abi. Geç abi. Abi borcumuz ne? Borcun 10 lira verdim yeter. 10 lira verdim yetiye. Tamam abim. Güle güle kulla. Şimdi değerli arkadaşlar az önce görmüş olduğunuz elimdeki ağacın ne hale geldiğini gördünüz. Şu anda bu saplık halini almış oldu. Biz burada bu işi yapan hatta daha değişiklikler yapan değerli kardeşimizi tanıyalım bakalım. Adım Mehmet Bağ.
Orada kuruluyum. Yeni Akçalan köyündeyim. Burada atölyede her şeyi yapıyorsun aşağı yukarı. Yani ağaç arı, arı kovanı, saplık, kapı taktası. Ondan, ondan sonra masa, arı çıtası. Arı çıtası. Sandalye yapmıyorum. Sandalye. Ama Olcay gel gel. Daha ne yapıyor? Bak dışarılara doğru gidelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi masa... Genelde petek üzerine çalışıyorum. Genelde petek üzerine çalışıyorum. Arı üzerine çalışıyorsunuz. Bunu da abim yapmış masalı. Bu şu anda hazır. Evet arkadaşlar, az önce içeride götürdük ağacı, Gürgen ağacımızı götürdük, saplığımızı aldık şu anda. Parasını da ödedik tabii abiye, bilginiz olsun. Abi dedi ya, arı kabı üzerine çok çalışıyorum, arıcılık üzerine çok çalışıyorum. Abi, arı peteğini anlat bize. Arı peteği kavaktan yapıyorum, kavaktan olur. Kavaktan olur, evet. Kızıl ağaçtan olur. Yeğenden olur ya. Ilamur'dan oluyor. Ilamur'dan oluyor ya. Evet, devam ediyoruz. Ladin'den oluyor ya. Ladin'den oluyor. Diken ağacında oluyor da. Diken ağacından olmaz. Ağır oluyor. Ağır oluyor. Saplı. Şimdi buraya doğru gel abim. Bunu da sen yaptın. Evet, değil abi, mi? Bunu da ben yaptım. Bu da müşterinin bu hazır, müşterimizi hazırlanmış bir vaziyette. Şunu bana anlatsın abi, gel. Bunu ne diyorsunuz burada? Gel abi. Çömelelim burada, şuraya. Çömelelim abi şuraya. Gel. Burada buna sofra dedik biz. Biz sofra diyorsunuz. Evet. Bazı yerde yapacak derler. Hı hı. Ondan sonra... Biz de buna seven derler. Ya iki çeşit ismini söylüyorlar. Aynen. Bundan şimdi yufka mı açılıyor, üstüne yemek sofra mı kuruluyor? Yok, börek açılıyor, börek yufka. Bu börek için. Börek peki, yufka. Peki bunların daha büyüklerini biz, büyükleri vardı. Daha büyükleri. 70-75 santim, 80 santim, bunlar da istiyorlar. İstiyorlar değil mi? Ha, onu da ne istiyorlar biliyor musun? Onu da sofra niyetine kullanıp... Sofra niyetine kullanıp şey... Diz bağdaş kurup yere oturmak için. Evet. Doğru mu? Evet. Abi biz sana sonsuz teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bir şey değil abi. Bak gördüğünüz gibi... Normal dağdan gelen bir ağaç nelerden geçiyor, ne haller alıyor? Bilgilerinize az olunur. Değerli kardeşim Kumru'da atölyeci. Sağ olsun, var olsun. Suda pişmiş mısırı tuzlayıp yiyeceksin. Suda pişmiş mısırı tuzlayıp yiyeceksin. Mısırın türküsünü benden dinleyeceksin. Mısırı kuruttur mu, ambarda duruttur mu? Nenen çaruk giyerdi, bunları unuttun mu? Bunları unuttun mu? Mısırı kuruttur mu, ambarda duruttur mu? Nenen çaruk giyerdi, bunları unuttun mu? Bunları unuttun mu? Evet, değerli izleyicilerimiz. Tabii ki mısırları gördün mü? Mısır türküsünü söylemediğine geçemiyoruz. Bu beyaz mısır, gördüğünüz gibi bu beyaz mısırları çorbalık yapıyoruz ya, hani mısır çorbası. Tanıtımlarımızda gösteriyoruz size, yemek tanıtımlarımızda mısır çorbası. İşte bu ondan oluyor. Bu yine yemeklik mısırımız, bizim kendimizin burada yetiştirdiğimiz mısırımız. Evet bakın Erdoğan Bey ne yapıyor? Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, bu da görmüş olduğunuz mısır çiti. Bunları buradan tokaç dediğimiz şu aletle, ağır bir aletle böyle vuraraktan aşağı, o deliklerde aşağı düşürülüyor. Evet, tanelerini görüyorsunuz. Tabii ki altını bes yapıyoruz. Tabii bu şekilde yapmıyoruz. Nasıl oluyor biliyor musun? Olcay'ın. Bak. Yanıma doğru, bana doğru gel. Bu şekilde hazırlanıyor. Değirmenlere. Artık nere kullanılacaksa bu şekilde serenderlerde hazırlanmış oluyor. Bak buradan başlayalım. Bu zincir gördüğünüz gibi. Anlatabiliyor muyum? Şu görmüş olduğunuz kapı cingirti. Detay olarak alalım. Detay olarak alıyoruz. Bu görmüş olduğunuz alet destelelere, eski hızarlara çap vermek için, içten dıştan çap vermek için yapılan bir şey. Bunun adı rende. Eskiden beri kullanılan bunun adı rende. Şöyle gidiyoruz. Bu görmüş olduğunuz yine kapı menteşesi. Eski kapı menteşelerinden. Bu görmüş olduğunuzda yine bunu pek anlamadım ama bu bildiğim kadarıyla hızarın anahtarı değil mi? Şu el hızarı. Yok, kapı kilit değil bu. Bu el hızarının anahtarı. Bu görmüş olduğunuz el mengenesi. Ama şu görmüş olduğunuz çok güzel bir şey olacak. Bakır bu. Görüyorsunuz. Bakır. Evet, aynen büyük ihtimalle. Devam ediyoruz arkadaşlar. Çekimlerimize. Dedik bunlar kapı menteşeleri.
5 numara ışığımız duruyor hala. Burası gerçekten muhteşem bir yer. Şu görmüş olduğunuz aşağıdakiler serendirlerin altına görünen farelerin çıkmaması için yapılan tekerler. Burada görmüş olduğunuz az önce anlattığımız yine sebenimiz, yani soframız. Hah, burada bak çok enteresan bir şey buldum. Köstekli saatimiz, düdük, yine sadece ayak, güvercin kafesi, kuş kafesi. Hah, bakır tekne. Hamur yoğrulurdu bunda. Eskiden mısır ununu falan bunda yoğururduk. Arkadaşlar gerçekten muhteşemdi. Şimdi aşağı doğru eğiliyor şöyle olcayım. Bu güğüm, bakır güğüm. Altında da el değirmeni, el değirmeni. Şurada bel var, bacağının birisi kırılmış ama bu şekilde konulmasındaki amaç tarihi olduğunu. Kösele taşımız. Yine en ilginç olanlarından bir tanesi olca ilerideki taşlar yok mu? Bizde tuz taşı denirdi buna. Doğru mu değerli abi? Bilek ha. Değirmenlerde ekmek yapmak için hamur ekmeği, hamuru yapıp onu. Üst kısımdan gelelim arkadaşlar. Bu biliyorsunuz boyunduruk. Öküzlere ve katırlara, hayvanlara vurulan boyunduruk. Ha, buradaki yayı da hasta olmadım değil. Bu da köy yayı arkadaşlar. Şu görmüş olduklarınızı görüyor. Şunun ne olduğunu anlamadım. Terazi. Bu terazi mi? Eskilerin terazisi burada. Şunu olacak. Bu ne biliyor musunuz? Katırların, atların ayaklarının, nalların şeyleri kesmek için, tırnaklarını kesmek için yapılan bir ev. Bizde evde derler. Ha, buna da evde diyoruz. Şu kaşık, kepçe oymak için, içini oymak için alınan şey. Eski testere. Arkadaşlar eski ağaçtan yapılan gönye. Şu görmüş olduğunuz hızar. Hızarın kendisi bu. El hızarının hızarı bu. Bu da en küçük erişteleri örmek için yapılan görmüş olduğunuz küçük testereler. Küçük çekiç, yine testere. Bu da burgu. Şey açmak için, matkap yani delik açmak için. Elde matkap bu. Seni bir tanıyalım abi ya. Bu bunca şeyi nereden yaptın? Nasıl yaptın? Ben Yaşar Tamgacı. Bunlar bana dededen kalan. Dedem hatıralar. Hatıralar. Dedem marangozmuş. Ondan kalan şeyler elimizden geldiği kadar korumaya çalışıyoruz. Ama bir şey söyleyeyim sana. Abisi sen bunları var ya ölünceye kadar koru ve çocuklarına yaşat bunları. Çocuklarıma miras olarak bırakacağım. Niye biliyor musun? Değerli kardeşim inan ben çok yerler gezdim. Yani bu kadar ince ayrıntısına kadar herhangi bir yer çekmedim. Buradan biz değerli kardeşime sonsuz teşekkür diyoruz. Biz teşekkür ederiz. Arkadaşlar vallahi inanın yani çekim yaptım bu zamana kadar ama muhteşem bir yerden çekim yaptığın için bu değerli kardeşime huzurunuza sonsuz teşekkür ediyorum. Geçmişini unutursan geleceğine yön çizemezsin. Asla ve asla çizemezsin diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Burça bayı çabayı, burça bayı çabayı, vur kazmayı kazmayı, vur kazmayı kazmayı. Yar başına bağlamış, yar başına bağlamış, oyalıda ipek yazmayı. Oyalıda ipek yazmayı. Gel. Olca gel. Bak burada anlatılacak bazı şeyler var. O da eski tarihi bina daha önce biliyorsunuz böyle binalar çoktu. Dediğim gibi burada şunları bile akıl etmişler zamanında. Bak, anlatabiliyor muyum? Demek ki bu Türk insanın kafası bayağı çalışıyor. Tahtanın üzerine böyle elektrik tel kullanaraktan üstüne sıva yapılmış. Normalde bunun üstüne sıva yapılmaması gerekiyor. Yani şu doku bozulmaması gerekiyor normalde. Şu aradaki tahtaları görüyorsunuz ya, bu taş duvarlar, örülmüş duvarlar normalde dokusuna dokunulmaması gerekiyor. Ve binada temel yoktur. Düz yerin üzerine taşların üstüne binalar kuruluyordu. Anlatabiliyor muyum? Görüyor musunuz? Bakın. Burası da kolon bu kolon. Beton kolon değil ha. Ağaç kolon bunlar. Gördüğünüz gibi bu da bir eski tarihi binamız ya. Evet, daha önce de dediğimiz gibi değirmenleri çok tanıttık ama burada ateş değirmeni var. Tabii ki su değirmenleri, sular derelerde azaldığı için artık insanlarımız şimdi bu işlere döndüler.
Biz burada değirmencilik yapan bu değerli abimizi tanıyalım. Burada ne yapıyoruz? Ben ismim Avni. Burada mısır öğütüyorum. Çorbalık öğütüyorum. Vatandaşların getirdiği mısırları un yapıyorum. Böyle 87 yılından beri devam ediyorum. Devam ediyoruz. Bu az daha ince olması lazım. Mısır olması için abisi. Az daha geri alalım. He? Şimdi daha da ince olur şimdi. Biz teşekkür ederiz kardeşim sana. Sağ olasın, var olasın diyoruz. Ayağınıza sağlık, teşekkür ederiz. Su değirmenlerini de unutmayalım arkadaşlar. Hani görselik de olsun, ne olur onarımını yapalım. Sağ ol. Teşekkür ederim. Gene hazar vakti geldi dayandı. Geldi dayandı. Ağaç üzünlendi, dam yar elendi. Ağaç üzünlendi, dam yar elendi. Mevsim artık döndü, bağlar bozuldu. Heyecan bozuldu. Bülbül hüzünlendi, gül yar elendi. Bülbül hüzünlendi, gül yar elendi. Evet arkadaşlar, mevsimler gerçekten döndü. Mevsimler artık birbirini tutmuyor. Bu türküm benim hazan vakti bütün kanallarda izleyebilirsiniz. YouTube sayfamda izleyebilirsiniz. Niye bunu söyledim? Bakın, görmüş olduğunuz taflan ağacı ikinci yaprağı açtı. Bu mevsimlerin bozulduğunu gösteriyor. Yanlış anlamayın arkadaşlar. Yani mevsimlerin ne kadar değiştiğini göz önünde. İklim değişikliğinin ne olduğunu görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Allah sonumuzu hayırlısın. Amin. Evet sevgili izleyicilerimiz. Şimdi bu tarihi çeşmemizin yapımıyla ilgili rahmetli bir amcamız varmış. Ama amcamızın torunu şimdi burada bildiklerini bizlere anlatacak. Öncelikle kendini tanıtır mısın değerli abicim? Kara Ağa'nın Ali Rıza'nın oğlu Necati Özek, Yeni Yakçalan köyü doğumluyum. Evet. Bu çeşme dedem hayrına burayı alıyor. Hanımı terzi olduğu için hanımı da ölüyor. Öldükten sonra ben diyor ne yapayım bu parayı? Buraya su getirtiyor, çeşmeyi yapıyor Ermeni ustalığına 1915 tarih. Hanımının da mezarını aynı Ermeni ustalığına kesme taşla aşağıda mezarlığımızda aile kabristanlığında mevcuttur efendim. Evet, sence tahminince hatta evet. Ne kadardır bu çeşme? Bu çeşme 1915'ten bu yana. 1915. Evet. Evet. 100 yıldan fazla değerli izleyicilerimiz. Doğru mudur? Bir görüyorsunuz değil mi? Gerçekten bu tarihimizi burada yaşatıyorlar. Sadece suyu var herhalde muhtemelen. Çeşmesi bağlanacak. Bağlanacak. Ama belediye başkanımız söz verdi. Suyunu her şeyini bağlayacak. Evet, restoresi efendim. Ufak bir restore ihtiyacı var. Bu restorelerini de yaptıralım. Evet. Özel buradan yetkililerimize seslenelim. Restoresi yapılsın. İnşallah gerçekten efendim. Gerçekten bu değerlerimize sahip çıkalım. Ebelerimizin, dedelerimizin yaptığı bu el emeklerine ne olur sahip çıkalım. Ben abicim sonsuz teşekkür ediyorum sizlere. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Ve Allah razı olsun. Rahmetli olmuş amcamıza da Allah'ım gani gani rahmet eylesin. Bütün ailesiyle birlikte. Mekanları cennet olsun diyoruz. Amin. Bir bilmece var çocuklar, haydi sor sor. Evet, çayla kahvaltıda yenmiyor, bu direkt yeniyor. Dağdan gelir, taştan gelir, beş bıyıklı enişten gelir. Neydi? Plan var mı? Evet, daha önceki çekimlerimizde küçük görmüştük. Bir de bunun açlı töngel diyorlar buna. Olacak, geliyorum ben topluyorum. Plan var ya, şaka olan bir yana, gerçekten armut kadar var. Anamın demesi gibi abi, bir etek yokladım abi. Ha. Gel gel. Çaldım Sahibi burada bahsediyor ki çaldın mı diye çaldım dedim abi dedim ya. Sahibi burada yalnız. Evet.
Bu da görmüş olduğunuz gibi Açlı Töngel. Aha bunda. Bu biraz böyle ne oluyor biliyor musun? Göynüyor. Göynümüş oluyor. Ama aha bu da. Bu göynememiş. Bu göynememiş. Bu göynememiş hali. Evet değerli izleyicilerimiz. Biz burada Reşat amcamızın yerindeyiz. Ama yine burada çok güzel bir şeyler gördük. Öncelikle armudumuzu size gösteriyoruz. Görüyorsunuz. Bunlar kışlık armutları. İşte, dökülmüş, rüzgar dökmüş. Evet. Yengecim de almış, helaldir, buraya getirmiş. Helaldir. Helal maldır yani. Herkes yiyebilir diyor evet. Sevgili amcam. Ve burada yine bir detayımız daha var. Gördüğünüz gibi yengecim hurmaları, bildiğimiz cennet hurmaları var ya. Evet. Hurmalarını soymuş ve buraya dizmiş, asmış. Bunun kurusu çok güzel oluyormuş. Evet. Gerçekten oluyor. Avrupa'ya da gidiyor. Avrupa'ya evet, da gidiyor. Yengecim önce seni tanıyayım. İsmini net bana söyle. Emine. Emine yengem sen evet. Rahmetli Reşat amcamızın evet. Eşi misin? Evet. Reşat amcamız da burada. Yine evet. Tekrar rahmet diliyoruz. Evet. Amcam senin ismini alabilir miyim? Dursun Güven Ateş. Dursun amcam kaç yaşındasın? Ben 92. 92. Çocuklarım var Avrupa'da selam gönderiyorum buradan. Ben diyor. Selamlarını ben şimdi alacağım. Evet. Sevgili amcacığım. Vallahi sana maşallah diyorum. 92 yaşındasın. Evet. Ama maşallah. Aklımı kaybetmedim. Ayaktasın. Elin ayağın tutuyor. Ama Cenab-ı Allah şöyle. Benim Avrupa'da ilk ezanı okudan, ilk İslamiyet'i yerleştiren bir şahsım. Trabzonlu. Karadenizliler olmasaydı orada cami olmazdı. Değil mi? Evet görüyorsunuz. Eğer Altıkulaç, buradan da Ankara'da isimlerini sayayım mı hocalarında? Hepsine selam gönder yetiştir. Şey, selam gönder. Lütfü Şentürk öldü. Ama Teyar Altıkulaç ölmedi tahminim. İstanbul'da o. Ölmek üzere o da. Allah ondan razı olsun. Bize orada İslamiyet'i yerleştirdi. Teşekkür ediyorum amcacığım. Tamam. Evet yengeciğim sen şöyle bir daha selamlarını, tamam. Gurbetçilerimize selamlarımızı gönder. Benim İstanbul'da bir tane kızım var. Ona evet. Selam gönderiyorum. Evet. Gözlerinden öpüyorum. Avrupa'da kayınım var, iki tane oğlum var. Onlara da çok çok selam gönderiyorum. Şu babasının mekanında. Onlara, bizden de kardeşlerimize, gurbetçi kardeşlerimize selamlar, sevgiler olsun. Aa. Amcam senin de var mı selam göndereceğin kişi? Benim çok Allah Avrupa'da. Hepsine bir selam gönder o zaman. Yani, toplu birlik bir selam gönder. İlk camideki şeye göndereyim ben. Başkana. Çünkü ilk başkan yaptık orayı onlar. Tamam, orayı hepsine gönderecek. Çünkü ona selam. 1972'de açtık o kiliseden camiyi. Tamam. Evet, Cenab-ı oradaki olan cemaata ve başkanımıza da çok çok selam söyle kil şitrası. Sağ olsun. Allah razı olsun. Evet, evet değerli izleyicilerimiz. Buradan da bizim Yeni Akçaalan mahallemizden gurbette olan bütün gurbetçilerimize selamlar, sevgiler olsun. Selam, sağ olsunuz. Olsun. Evet, değerli izleyicilerimiz, Kuzey'de yaşam tüm hızıyla devam ediyor. A'dan Z'ye çekimlerimiz devam ediyor. Şimdi de neredeyiz? Tarihi bir mezardayız. Bu mezarımız bayağı bir eskiye dayanıyor. Biraz önce çekimlerimi yapmış olduğumuz çeşmenin içerisinde kullanılan taşların aynısı. Evet, buradaki abi de bizlere bu mezarın kim olduğunu, ne zamandan geldiğini bizlere anlatacak. 1885 yılında Gürcistan Batum Savarota köyünden gelmez Zabit Kocaman Hocioğlu, oğlu Karaağa Özek. Burada doğuyor. 87 yılında doğuyor. 1880. Burada 1887 yılında doğuyor. 1887 arkadaşlar. İlk evliliğini yapıyor. İlk evliliğini yaptıktan sonra bu hanım terzi. Terzi hanım bütün köylere hitap veriyor o zaman eskiden. Bu hanım öldükten sonra bunun ben parasını şeyin nesi varsa hayır yapacağım diyor. O çeşmeyi yaptırıyor. O çeşmeyi yaptırdıktan sonra Ermeni ustalarına bunu da veriyor. Burayı da yaptırıyor. Ermeni ustaları yapıyor değil mi? Ermeni ustaları yapıyor. Evet, dediğim, burası tarihi bir 1915. 1915 düşünün arkadaşlar. Evet, çekimleri... Yani yaptıran dedem Karaağa Mehmet Özek. Evet. Ben de torunu Necati Özek. Çok teşekkür ediyoruz. Yaradan Allah'ım ölmüşlerimize gani gani rahmetler eylesin amin. Diyoruz. Ben de sizler teşekkür de ederim. Sizler de bu tarihi dokuyu kurduğunuz için sizlere de teşekkür ederim. Sağ olun var olun abi. Siz de sağ olun. Allah razı olsun hepinizden.
Yeni Akçalan mahallemizin son çekimine geldik. Son çekimlerimizi biliyorsunuz. Ne var? Yemek kültürü var. Burada bu mahallenin sizlere az önceki konuşmalarımda da bir Gürcü mahallesi olduğunu söylemiştim. İnanın var ya, ben zaten Gürcü yemekleri çok seviyorum da buradakiler de daha bir başka canım. Vallahi yemek lazım, tatmak lazım. Ben buradan her kim ne yaptıysa, her kim buraya ne getirdiyse hepsinin ellerine sağlık. Sonsuz teşekkür ediyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin de gözlerinden öpüyorum. Ablalarımı zaten az sonra hepsini tek tek yayına vereceğim. Ama bu yemeklerini tanıtmak için benim yanımda Semiye bacım var. Semiye bacım şimdi bizlere yemeklerimizi tek tek tanıtacak. Evet Semiye bacım. Hoş geldiniz köyümüze. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olasınız. Öncelikle hepinizin ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Emeğinize sağlık. Gerçekten muhteşem bir organizasyon. Harika bir yemekler. Evet. Ben daha bir şey demiyorum. Haydi yemek tanıtımına. Evet canım benim. Şöyle baştan bir başla. Bu Gürcü kavurmamız. Evet. Böyle Gürcü kavurmamız. Pancar sarmamız. Ve güveçte pişme. Güveçte pişme evet. Güveçte pişme. Gürcü olanı. Tavuk çorbamız pirinçli. Gürcü evet. Yemeğimiz bu da. Bu bölgeli pancarımız. Palobya da deniyor Gürcüce. Siz hem Gürcüce yemek tamam. İsmini de söyle. Tamam. Pilavımız. Okey. Malakto. Bir daha söyle. Gürcü yemeğimiz malakto. Gürcü malakto. Malakto. Evet. Evet. Mısır çorbamız yoğurtlanmış. Mısır çorbası. Bu da gene çekintili pancar çorbamız. Evet. Gördüğünüz gibi. Bu da pancar yemeğimizin aynı değişi. Yine bu da pancar çorbası. Su böreğimiz. Su böreğimiz kendi, yine kendimiz. Evet kendi el emeğimiz. Arkadaşlarımızın yanması. Burma tatlımız. İçi ceviz fındık dolu. Fırın ve fasulyemiz. Kuruzu değil mi? Şerbetlenmemiş evet, kuruzu, hali. Şerbetlenmemiş hali. Evet. Bu fırın fasulyemiz. Fasulyeyi fırına atıyoruz. Kurutuyoruz. Sonra haşlayıp bu şekilde getiriyoruz. Evet. Bu da fasulye yemeğimiz. Lobya. Gürcü adı lobya. Onu söyle işte. Onu söyle işte. Evet. Lobya. Lobya. Bu da gene su böreğimiz. El yapımı arkadaşlarımız, evet. Ablalarımızın yaptığı. Bu da Çerkez tavuğu. Cevizle yapılıyor. İçinde köy tavuğu meşhur. Gördüm. Çerkez tavuğu. Evet. Çerkez tavuğu. Cevizle evet. Yapılıyor. Çok güzel bu da. Olduğuna eminim zaten. Tabii ki. Baklavamız. El yapımı. Evet. Bu da mısır ekmeğimiz. Yine ayrı mısır ekmeğimiz. Evet, ayrı ayrı mısır ekmeğimiz. Evet. Köy yoğurdumuz. Köy yoğurdu. Mayalı ekmek mi? Bu da mayalı ekmek. Bu ayrı bir şekilde yapılıyor. Evet. Ekşi mayalı ekmeğimiz. Öyle mi? Bu köy ekmeğimiz. Bunu özellikle Ramazan ayında çok yapıyoruz biz. Bu Gül Yenge'nin meşhur kavurmasını falan yapıyor bunu. Evet. Bu köy yoğurdumuz. Evet. Aynı fırın fasulyemiz gene. Yine evet. Bu şeyimiz mantar, kirmit. Öyle mi? Bahçesinde topladığımız kirmit. Evet, fındık mantarı. Fındık mantarı, evet. Evet, fındık mantarı. Bu revani tatlımız. Kiraz turşumuz, içine mısır ekmeği doğruyorsun. Evet, böyle. Kiraz pirasalla, turşusu. Pirasalla, evet. Bu merican. Dikenlerin üstünde oluyor. Topluyoruz evet. Bunu. Bu şekilde geliyor. Gürcü adı Burzumalı diyorlar buna. Ne diyorlar? Burzumalı. Burzumalı. Heh. Güzel. Bu da tatlımız gene. Değişik, zeytinli falan. Turtamız yani diyorlar evet. Değil mi? Evet. Bu da turşumuz. Fasulye turşusu. Evet. Harika. Mısır ekmeğimiz tekrardan. Bu da perzi turşumuz. Fazı turşusu diyorlar. Perzi, evet. Yaprak dolmamız. İnce ince sarılmış çok güzel çok tane güzel. Tane. Evet ya. Ben yaprak dolmasından başladım. Taneler var neler var. Evet. Benim Erdoğan girişi çoktan da. Kovdum ben onu masadan. Vallahi kovdum. Ben kalsam kovdum. Adam nereden kovarsam kovayım öbür taraftan yine gelmiş. Ben şimdi bu adama ne yapabilirim ki? Adam acıktı bir önden beri geziyor. Ne yapsın? Değil mi lan? Sen ne yapıyorsun? Ben vallahi Gürcülerin baş yemeği lobya. Yedim lobya ile cadi geldi ağzımın dadi. Bunun içerisinde arkadaşlar caviz var, caviz. Ceviz değil bak, caviz. Biliyorsunuz değil mi? İnanın harika. Bir de içerisinde ne var biliyor musun? Kinzi otu var. Kinzi otu muhteşem. Normalde ben yemiyordum ama ben bugün lobi yiyeceğim. Bunun yanında bir de fasulye turşusu koyuyorsun. İkisini bir karıştırıyorsun var ya. Ay anam. Yeme de yanında yat. Evet.
dedik ya, bir Gürcü mahallesindeyiz. Gerçekten burası harika bir köy. Çok güzel bir köy. Gelinmesi, kalınması gereken bir köy. Herkesi buraya bekliyoruz. Yeni Akçalan mahallemizin halkı inanın çok misafirperver. Buradan hepsine sonsuz teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun diyoruz. Cansınız hepiniz, can.